Sayın seyirciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ilaç raporlarında yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Eczaneler 1 Şubat tarihinden itibaren kağıt ilaç raporlarını kabul etmeyecekler ve e-rapor isteyecek. İlaçlar dijital ortamda yazılıp kontrol edilecek. Peki e-rapor sistemi nasıl işleyecek? İşte detaylar. Kağıt raporlar tarih oluyor. İlaç raporlarında yeni dönem başlıyor. Tüm hastalarımızın raporları manuel sistemle işleniyordu rapor merkezlerinde. Şimdi bu sistemden o bekleme süreçlerini ve hataları önlemek için elektronik sisteme geçildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Şubat itibariyle e-rapor sistemini hayata geçiriyor. E-rapor Türkiye genelinde uygulanacak. Bu uygulamayla yanlış okunduğu için yanlış verilen ilaç sorununun önüne geçilecek. Bunun yanı sıra ise kağıt israfı da önlenmiş olacak. E-rapor sistemi elden gelen raporların sisteme geçmesini sağladı. Bu da oluşabilecek yanlışlıkların önüne geçmemizi ve hastayla iletişim süremizin daha artmasını sağladı. Sosyal Güvenlik Kurumu sorun yaşanmaması için eczanelerden gereken önlemleri almalarını istedi. Kurum kağıt ilaç raporlarının bu tarihten itibaren kabul edilmeyeceğini açıkladı. Faydası ne? E-raporun neyi kolaylaştırıyor? Bu sistem e, reçetesinden raporuna zaman kullanımını hızlandırıyor, hatayı engelliyor, aynı zamanda kontrolleri de maksimum seviyeye çıkartıyor. Yani bir sistemde bir hastanın üzerine kayıtlı her şeyimizi online ekranlardan görebiliyoruz. Kağıtlara yazılan ilaç raporları 1 Şubat 2019'dan sonra eczaneler tarafından kabul edilmeyecek. Bu tarihten önce hazırlanan ilaç raporları ise süresinin sonuna kadar geçerli olacak. E rapor olarak hazırlanan ilaç sağlık raporlarının 1 Mart 2019 tarihinde itibaren güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması gerekecek. Her şey kayıt altında olduğu için bu sistemden inmiş bir raporu, bir reçeteyi karşıladığımızda eczacında da e, güvencesi anlamında e, bir güvenlik sağlamış oluyor.